Merhaba sevgili takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek videosu paylaşacağım. Şöyle çıtır çıtır hakiki somun ekmeği. İnan hiç böyle lezzetlisini yemediniz. Size garanti verebilirim. Ama benim yapmış olduğum bütün taktikleri uygularsanız. Instagram'da devamlı yapıyorum ama YouTube kanalımda da bir ekmek videom olsun dedim. Çünkü çok soranlar var. Buyurun beraber hazırlayalım. Şimdi ekmeğimizin önce ön mayasını hazırlıyoruz. Şöyle bir cam kasemizin içerisinde yarım su bardağı ılık su. Çünkü ön mayamızı yaparken şöyle pratik, karıştırması kolay olsun diye ben cam kase kullandım. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya. Şimdi biraz karıştırıyoruz mayamız aktif hale gelsin diye. Dikkat ettiyseniz tuz kullanmadık. Sadece şeker ve maya. Bu aşamaları hiç kesmedim. Çünkü Instagram'da da çok soranlar oluyor. Ne kadar karıştırdınız, ne kadar yoğurdunuz. Tamamen doğal olarak sizlere yayınlamak istedim. Bazı yerlerde kıstım ama o da çok uzun olmasın diye. Şimdi bir su bardağı unumuzu da içerisine aldık. Şöyle bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. İsterseniz bir odun kaşıkla da çırpa çırpa yoğurabilirsiniz. Önemli olan bunu karıştırırken birbirine özleşmesi. Şöyle birbirine yedire yedire karıştırıyorum. Birçok ekmek denedim ama inanın en çok hoşuma giden ekmek tarifim bu. Yediğiniz zaman o kadar lezzetli bir ekmek ki. Şimdi ön mayamızın karıştırma işlemini bitirdik. Ağzını kapatıp bir kenara kaldırıyoruz. Hiç beklemeden aynı zamanda bir de ön hamur hazırlıyoruz. Bir su bardağı ılık su, iki su bardağı unumuzu aynen öyle karıştıracağız. Şöyle sıvı bir hamur haline gelene kadar karıştırıyoruz. Sadece su ve un. Bunu da aynı yöntemle karıştırıyorum. İnanın bu yöntemle yapılan ekmeğin lezzeti başka. Belki size biraz aşamalı gelebilir. Belki uzun gelebilir ama inanın bunu denedikten sonra öbür ekmekleri yapmayacaksınız. Şöyle kenarlarını da düzelte düzelte. Şimdi bu hamurumuz da hazır. Bunu da hazırlamış olduğumuz ön mayamızın yanına götürüp en az 15 dakika bekletiyoruz. Ben yarım saat kadar dinlendirdim. O arada başka işlerim vardı. Şimdi hamurlarım oldukça güzel. Hele ön maya hazırlamış olduğum bu kasemiz ne kadar güzel kabarmış. Mayamız nasıl göz göz olmuş. Şöyle görüyorsunuz. Çok elastik bir halde. Şöyle biraz karıştırıp havasını aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz öbür kasemizin içerisine alıyoruz. Hamurumuz oldukça cıvık. Şimdi iki hamuru birbirine karıştırıyoruz. Ama dikkat edin hep kenardan ortaya doğru, kenardan ortaya doğru bir şekilde yoğuruyorum. Bu
aşamada 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şimdiye kadar tuzunu hiç eklemedik. Şimdi tuzumuzu yediriyoruz. Tuzunu da yedikten sonra şimdi 1 su bardağı unumuz var. Ama unumuzun tamamını kullanmayacağız. Çünkü hamurumuz biraz cıvık olması lazım. Şöyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde hem ekleyip hem yoğuruyoruz. Yoğurma şekline dikkat ederseniz hiç böyle elimizin içerisinde parmaklarımızla hamurumuzu parça parça etmiyoruz. Hep kenardan alıp ortaya doğru katlaya katlaya yoğuruyoruz. Ekmek hamurunda yoğurma işlemi çok önemli. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi üzerine streç bir folye ile kapatacağım. Burada göstermek istediğim, hamuru yoğurduğum elime yapışıyor ama öbür elim temiz elime yapışmıyor. Hamurumuzun kıvamını böyle de anlayabilirsiniz. Şimdi en az 1 saat dinlendiriyorum. Zaten unumun yarısını kadar kullandım. Bir su bardağı neredeyse hemen hemen orada. Yarısı kaldı. Şimdi hamurumu tam 2 saat dinlendirdim ama oda sıcaklığında. Sıcak bir yere kaldırmadım. Fırında falan dinlendirmedim. Oldukça güzel kabarmış. Hatta üzerindeki folyeyi de şöyle sıyırıp alalım hamurumuzu. Çok güzel. Şöyle tezgahımızı biraz unladık. Hamurumuzu tezgahımıza aldık. Şöyle bir hamur kağıdıyla ortaya katlaya katlaya topluyorum. Çünkü çok cıvık. Elime yapışıyor. Şimdi hamurumuzun havasını fazla öldürmeden ekmek boyutu size kalmış. Ben 2 tane büyük somun ekmeği yaptım. İsterseniz 4 tane küçük, 6 tane daha küçük ekmekleri yapabilirsiniz. Hamurumuzu ikiye böldüm. Şimdi yapacağım işlem, hamurumuzun ekmek şeklini veriyoruz. Ama bu şekil verme yine katlama işlemiyle oluyor. Buralarda yine hiç kesmedim. Ekmeğimizin katlama şeklini iyice bir görün diye. Şimdi önce hamurumuzu şöyle elimizle açıyoruz birazcık. Çok fazla da öyle yufka gibi açmıyoruz. Şöyle ortası şişman olacak şekilde kenarlarını elimizle bastıra bastıra bütün hava kabarcıklarını içerisine hapsederek ekmeğimize şekil veriyoruz. O kadar ekmek yaptık ki artık ekmeğin yoğurma tekniğidir, katlama tekniğidir. Neredeyse bir fırıncı olacağız, az kaldı. Allah'ın bu pandemi döneminde herkesin yardımcısı olsun. Birinci ekmeğimizi bitirdik. İkinci ekmeğimi de aynı o şekilde yine hazırlıyorum. Ara ara elimi unluyorum çünkü hamurum çok cıvık. Yine aynı katlama şekli. Biliyorsunuz ekmek hamuru ekşimeyi sever. Dinlendikçe daha güzel olur. Normalde 1 saatte dinlendirsem yeterdi. Ben 2 saat dinlendirdim. Daha da güzel, elastik, daha bir cıvık bir hamur olmuş. Çok güzel. İnşallah ekmeğimiz de güzel olacak. Şöyle somun ekmeği şeklini verdik. Katlama kısmını da alt tarafa getirdik. Yapıştırdık. Elimizle bayağı sıkıştıra sıkıştıra. Şimdi hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizi tepsimize alıyoruz. Şöyle pişirme kağıdı serdiğim tepsimin içerisine ekmeklerimi alıyorum. Yine elimle biraz şekil verdikten sonra üzerlerine temiz bir mutfak havlusunu kapatıp tepsi mayasına bırakacağım.
Şöyle 25 dakika, 30 dakika ekmeğimiz iki katına çıkana kadar tepsi mayasını bekletin. Çünkü tepsi mayası çok önemli. Şöyle havlumuzu kaldırdığımız zaman gerçekten ekmeklerimiz iki katına çıkmış. Şöyle mutfakta kullandığım temiz bir ciletle ekmeklerimizin kenarından şöyle velev bir şekilde temiz bir çizik atıyoruz. Şöyle yan kısmından, ortasından değil. Ama oldukça derin bir çizik atıyoruz. Çünkü ekmeğimizin oradan açılacağını biliyoruz ya, kızarınca çok güzel bir görüntü oluyor. Ekmeklerimin üzerlerine soğuk su sürüyorum. Şöyle bir fırça yardımıyla. Ama bolca 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 her tarafına gelecek şekilde ıslatıyorum ekmeklerimi. Çünkü ekmeklerimi böyle tepside pişireceğim. Üzerlerini kapatmıyorum. Ön aşaması falan yok. Böyle üzerleri açık pişeceği için fırının içerisinde nemli olsun, güzel kızarsın diye. Hatta şöyle tepsimin içerisine de fırçayla biraz su serpiştirdim. Çünkü bu kızardıktan sonraki çıtırlığı veren aşama. Böyle püf noktalarını kaçırmayın. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 230 derecede fırında ekmeklerimi sürüyorum. Arkadaşlar sizler için alt tabanına yine bir tepside kaynar su koydum. Görmenizi istiyorum. Ekmekler ne kadar güzel kızarıyor. Benim fırınım buhar sistemiyle pişirdiği için ben koymadım. Ama sizler görün videoda, yani kafanızda kalsın diye. Fırınımızın tabanına kaynar su koyuyoruz ekmeklerimizi pişirirken. Ekmeklerin şu çıtırtısını dinleyin lütfen. O kadar çıtır çıtır güzel oldular ki anlatamam. Şöyle içerisinde keseyim. Biraz sıcak ama yorumlarda çok yorum geliyor. Neden doku testini yapmadınız, neden içerisini göstermediniz, neden kesmediniz diye. Şöyle içerisini de görün. Sünger gibi ama içerisi çok güzel pişmiş. İnanın çok hoşunuza gidecek. Yaptığınız zaman yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir yorum rica ediyorum. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olun. İstediğiniz videolar varsa yorum kısmında belirtin. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.